Merhaba Robot TV izleyicileri. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videoda sizlerle birlikte tarayıcınızda internet donat Manager'ın bu videoyu indir veya bu dosyayı indir butonunun çıkma sorununu nasıl çözebilirsiniz sizlere bundan bahsedeceğim. Sizlere 4 tane çözüm yöntemi anlatacağım. Bu 4 yöntemi sırasıyla denediğiniz zaman sorununuzun çözülmesi lazım. Hemen işlemlere geçelim. Bu indir butonunun çıkması için öncelikle internet donat Manager'ın eklentisini tarayıcımıza eklememiz lazım. Bunun için de hemen internet donat Manager'ın sayfasına gelelim. Ben daha önce onun bağlantısını kopyalamıştım. Direkt onun bağlantısını buraya yapıştırıyorum. Ve buradan Chrome'u ekle diyorum. Uzantıyı ekle diyelim. Ben bu uzantının sayfasının linkini videonun açıklama kısmına koyarım. Siz direkt oradan tıklayarak bu sayfaya erişebilirsiniz dostlar. Bu işlemden sonra sorunun çözüldüğünü bakın. Eğer sorunuz çözülmediyse veya zaten bu uzantı tarayıcınızda ekliyse ne yapabilirsiniz hemen size onu göstereyim. Burayı kapatalım. Burayı da kapatın. Şimdi sağ alt köşeden İnternet Donate Manager'ın simgesine çift tıklayın. Sonrasında buradan indirme kısmına gelerek alt taraftan seçenekler deyin. Seçeneklere girdiğiniz zaman burada hangi tarayıcıda sorun yaşıyorsanız onun aktif olması lazım. Bakın şu anda bende Google Chrome aktif değilmiş. Bunu buradan bu şekilde aktif hale getirmem lazım. Eğer sizde burada Google Chrome seçili değilse bundan dolayı Google Chrome'da indir butonu çıkmıyor olabilir. Aktif hale getirdikten sonra alttan tamam diyerek burayı kapatın. Sonrasında sorunu çözdüm. Bakın Sorunuz devam ediyorsa bir sonraki yöntemimize geçelim. Bir sonraki yöntemimizde de uygulamamız güncel mi, ona bakacağız. Eğer uygulamamız güncel değilse bu sorun bundan kaynaklanıyor olabilir. Uygulamamız güncel mi diye bakmak için buradan yardım kısmına gelin. Yardım kısmına gelince bakın alt tarafta güncellemeleri denetle var. Buraya tıklayın. Buraya tıkladığınız zaman eğer uygulamanız eski ise uygulamanız eski uygulamanızı güncelleyin der. Şu an gördüğünüz gibi internet donat manager'ın en son sürümünü kullanıyorsunuz diyor. Yani uygulamamız güncelmiş. Buna tamam diyelim. Uygulamanız güncel değilse buradan güncelleyin. Güncelledikten sonra sorun devam ediyormu? Bakın, güncelledikten sonra sorun devam ediyorsa veya zaten uygulamanız güncelse ne yapabilirsiniz? Hemen sizlere onu gösterelim. Burayı kapatalım. Şimdi internet dolan manager'ı bilgisayarımızdan tamamen kaldıracağız. Bunun için ayarlara girelim. Buradan uygulamalar diyelim. Uygulamalar ve özellikler. Buraya internet. Zaten internet yazınca alt tarafa geldi. Kaldır diyelim. Kaldır diyelim. Evet diyelim. Gördüğünüz gibi internet donatma çalışıyor diyor. Bunu tamam diyerek öncelikle onu buradan bir tamamen kapatalım. Çıkış dedik. Şu an gördüğünüz gibi internet donatma kapattık. Kapatınca buradan tam diyerek alttan ileri diyelim. Bitir diyelim. <laughs> Bu işlemden sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanız lazım. Buradan tamam diyerek bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra internet donat menajerin bilgisayarınızda kalan dosyalarını da silmemiz lazım. Bunun için masa üstünden bilgisayarıma girin. Sonrasında buradan C'ye girin. C'ye girince burada program dosyaları x86 olması lazım. Eğer sizde bu yoksa direkt olarak program files'e girin. Bu klasöre girdikten sonra burada internet donat manager klasörü var mı bakın. Eğer varsa üzerine sağ tık yaparak bu klasörü silin. Eğer sizde bu klasörü burada yoksa önemli değil. Burayı kapatın. Kapattıktan sonra bilgisayarınıza şimdi internet donat tekrar kurun. Bizim masa üstünde kurulum dosyası vardı. Ben bu kurulum dosyasını yine videonun açıklama kısmına koyarım. Siz direkt oradan tıklayarak da bu dosyayı indirebilirsiniz. Çift tıklayarak uygulamayı kuralım. Bunu okey diyelim. İleri. Başarılı yüklendi dedi. Bunu bitir diyelim. Uygulamamız şu anda başarılı yüklendi. Gördüğünüz gibi uzantının tarayıcımıza eklenmesini istiyor. Bunu kapat diyerek kapatalım. Şimdi bilgisayarımızdan Google Chrome açalım. Açtıktan sonra uzantı eklenmiş mi bakalım. 3 noktaya tıklayalım. Ayarlar. Uzantılar. Bakın buraya internet donanım manager'ın uzantısı gelmiş. Sizde de bu şekilde buraya eklenmiş olması lazım. Eğer eklenmemişse Burayı kapatın. Az önceki uzantının sayfasına tekrar girelim. Ben yine uzantının sayfasının linkini buraya yapıştıracağım. Gördüğünüz gibi burada Chrome'dan kaldır yazıyor bende. Eğer sizde ekli değilse burada Chrome'a ekle yazar. Chrome'a ekle diyerek bu uzantıyı ekleyin. Ekledikten sonra tarayıcınızı kapatıp açın. Kapatıp açtıktan sonra sorun çözülmüş olması lazım. Hemen deneyelim. İnternet tarayıcısını açtık. Bir tane video açayım. Bakın burada bu videoyu indir yazıyor. İndir diyerek indirelim bakalım indirecek mi? İndirmeyi başlat dedim. Gördüğünüz gibi videomuz başarılı indirildi. Klasör aç dediğimiz zaman indirilen videoyu burada görebiliriz. İşlemler çok basit. Eğer video fire olduysa lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.